dünyada da yani dünyevi işlerde de bir insan ne kadar samimi, ne kadar hasbi olursa, değil mi? Ne kadar muamelatında, efal ve hareketinde safi, berrak ve duru olursa o kadar emniyete mazhar olur. İnsanlar onu sever. İnsan fıtratı safileri sever, fıtrileri sever. Riya, tabasbus, gösteriş gibi ahvallar insan fıtratına ağır gelir. Dolayısıyla bir insan dünyevi işlerinin tanzim ve tertibinde de halis olur, halisane yaşarsa o hulusiyetin dünyada da mükafatını alır mı? Alır. Ama dünya fanidir, mukayyettir. Zamanla kayıtlıdır. Müslüman için önemli olan bekadır, ebediyettir. Bakın orada ne diyor? Hususan diyor, uhrevi hizmetlerde ihlas önemli. Niçin uhrevi hizmetler diyor? Bakın ahiret daire-i faştır, ifşa alemidir. Yarın mahşer gününde her şeyin Müslümanın ibadetine, taatına, din namına yaptığı her şeye tabiri caizse bıçak atılacak. Dolayısıyla ahirette bizim bütün ibadetlerimize, din namına sergilediğimiz her şeye bıçak atılacak. Her şey fahiş olacak. Ortaya çıkacak. Bu ne demek? Allah bizi ahirette rezil ve rüsva etmesin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Bizi perişan etmesin. Bakın, hayatı bakiye. Dolayısıyla hayat-ı bakiyede din namına sergilediğimiz her şey ortaya çıkacak. Bu neyi gerektirir? Bu teyakkuzu gerektiriyor. Yani bir bakıma belki şöyle düşünebiliriz. İşte kamil Müslüman sıratı dünyada geçer. Ne demek? Azami temkin, azami dikkat, azami teyakkuz. Ayağının sanki altında jilet var. Ayağını atıyor, itidal ile, teyakkuz ve dikkat ile ipin üzerinde yürüyor mu? Öyle. Ömür de öyle olsa, azami dikkat, azami teyakkuz, azami ciddiyet manasında olsa, değil mi? Dünyada temkinle, istikametle, teyakkuzla yürüyen sıratını yapar. Çok rahat geçer.